zaman şöyle diyelim, şimdi burada içinizde bu kitabı okumuş 4-5 okumuş var. Bu bir roman, benim ilk roman denemem, 29. kitabım. Roman ama edebi... Novel olarak bir şey. Novel, evet. Bu bir novel. Evet. Bir fiction, work of fiction. Fiction değil. Evet, yani evet. Tamamen kendi hayal gücümle geliştirdiğim, oluşturduğum ama tabii bir hayat deneyimi üzerine. Yani 40-50 yıllık bir hayat deneyimi üzerine. Öyle bir şey. Çocukluktan da gelen vardı. Şimdi ben şunu almak isterim. Madem ki söyleşi, okur, yazar diyaloğu. Ondan sonra belki bazı şeyleri açıklamak zorunda kalırım. Açıklamak isterim. Şu kadar söyleyeyim. Roman çok iyi bir okur kitlesiyle karşılaştı. Ben şunu rica edeyim. Yani okuyanlardan birkaç tepki alayım. Ayfer bitirdin mi sen? Doğru bir mi? Yani çeşitli isimler vesaireler falan şeyinde bile. Gerçeğe yakın şeyler vardı ama hiçbiri birebir teke tek değil yani. Kompozit tipler. Bir soru evet. Daha alalım. Nide sözü şeydi, çoban koyunlar çobansız bırakmaya gelmez. Evet. Patron çünkü patron evet. Diyor ki bir ihale meseleleri var. O ihale meselesinde diyor ki aman bunun peşini bırakma çünkü bizim orada söylerler. Koyunlar çobansız bırakmaya gelmez. Koyunlar çobansız bırakırsan gider. Evet. Kahraman karakterinin acaba neden böyle olduğu konusunu çok merak ediyorum. Yani bu tabii daha derin bir konu. Evet. Bu birinci sorum. Hani sonuçta babasından dolayı mı vesaire belki olabilir. İkincisi bir de acaba silah sahte miydi, gerçek miydi onu merak ediyorum. Biliyor musun onu ben de merak ediyorum. Sevim sen ne diyorsun bir romancı olarak nasıl değerlendirir? Evet. Sen cevap vereceğim soruna. Çünkü çok sürükleyecek o kitabı. Gündüz aldım. Öğleye doğru kitabı elime aldım ve gün içinde başka şeyler yaptığım zaman bile aklım hep kitaptaydı. Acaba ne oldu? Acaba ne olacak? Arkasından ne gelecek?